Merhabalar. Bu videomuzda sizlere Soldier's Flow Simulation ile bir küresel balonun akış sistemi içerisindeki neden olduğu basınç kaybını tespit etmek için nasıl bir çalışma yapacağımızı göstereceğim. Bunun için ilk önce projemize başlamak için Soldier's Flow Simulation bize sunmuş olduğu vizat aracını kullanıyorum. Projenin bir isim veriyorum. Ve sistemde kullanacağım büyüklükler için birimlerimi belirliyorum. Basınç için bar ve hacimsel debi için ise litre bölü saat değerini giriyorum. İç analiz yapacağımı belirtiyorum. Ve sistemde kullanacağım akışkan olarak su kullanacağımı belirtiyorum. Başlangıç koşullarımı değiştirebilirim istersen. Mesh ayarlarım. Ve böylece yapacağım çalışmanın genel özelliklerini belirlemiş oluyorum. Şimdi ise küresel balonun çalışacağı çalışma koşullarını belirliyorum. Balonun maruz kalacağı hacimsel debi değerini giriyorum. Ve suyun küresel bağından çıktıktan sonra buluşacağı ortamı belirliyorum. Evet, Soldier's Flow Simulation ile birlikte çalışmalarınızın, modellerinizin akış ortamlarındaki karakteristikleri için çalışma koşullarını tanımlamak bu kadar kolay. Sadece bu kadar da değil, Soldier's Flow Simulation akış hacminin otomatik olarak hesaplanmasını sağlıyor. Böylece diğer CFD yazılımlarından farklı olarak akışkanı modellemek zorunda kalmıyorsunuz. Şimdi ise sistemin hesaplama esnasında takip etmesini istediğim değerlerin belirliyorum. Küresel bağımda basınç kaybına bakacağım için giriş ve çıkış bölgelerindeki statik basınçlarını hesaplama esnasında kontrol etmesini istiyorum. Ve aynı zamanda basınç kaybını kontrol edeceğim için bir denklem oluşturarak sistemin giriş ve çıkışı arasındaki statik basınç farklarını hesaplama esnasında kontrol etmesini istiyorum. Böylece hesaplama bittiğinde bu değerlerin doğru bir şekilde hesaplandığından emin olmuş olacağım. Bütün bunları yaptıktan sonra çözdür diyerek Flow Simulation'ın benim için gerekli hesaplamaları yapmasını bekliyorum. Hesaplamam bittikten sonra artık sonuçlarımı irdeleyebilirim. İlk önce hesaplama esnasında takip etmesini istediğim giriş ve çıkış basınçlarını ve basınç farklarını kontrol etmesini istiyorum. Böylece artık küresel balonun çalışma esnasında ne kadarlık bir basınç kaybına neden olduğunu buradan kolayca görebiliyorum. Tabii sadece bu değerleri görmekle kalmıyorum. Aynı zamanda Flow Simulation'ın güçlü görselleştirme araçları ile küresel balonun içerisindeki basınç alanlarını ve aynı zamanda hız alanlarını da kolayca gözlemleyebiliyor. Böylece küresel balonun içerisinde eğer tasarımı olumsuz etkileyen yerler varsa bunları kolayca tespit edebiliyorum. Tabii sadece bu da değil. İstersen küresel balonun içerisinden geçen akışın izlediği yolları görselleştirerek suyun küresel balon içerisinde nasıl bir hareket izlediğini, nasıl bir hareket yaptığını kolayca gözlemleyebilirim. Ve hatta istersen akışı hareketlendirerek nasıl bir sistem tasarladığımı ve
tasarlamış olduğum sistem içerisinde akışkanın nasıl hareket ettiğini kolayca gözlemleyebilir. Eğer gerekliyse tasarımsal değişiklikleri gerçekleştirebilirim. Evet, SOLIDWORKS çözümleriyle sadece tasarımınızı yapmakla kalmayıp aynı zamanda Flow Simulation ile tasarımlarınızın performansını değerlendirebilir ve daha kaliteli ve daha az prosedüre ihtiyaç duyan ürünler tasarlayabilirsiniz.